Kami Gallardo istediler geçen arkadaşlar benden. Kami Gallardo. Nereli bir bakalım. Önce tam olarak. Evet, Şilili bir şarkıcı arkadaşlar. Genç bir şarkıcı. Analizini istediler yapmamı. Ben de yapacağım şimdi. Hafta içinde istemişlerdi. Onu neden bulamıyorum bilmiyorum. Acaba nasıl yazsam? Gallardo yazsam çıkar mı bakalım? Farklı yazmış olabilirler çünkü K'nın üzerinde bazen inceltme işareti yapıyorlar. Evet işte burada. Gördüğünüz gibi nasıl yazmış? Camila Gallardo. Kami Gallardo diye kısaltmışlar. Heh. Hola, buenas noches, te vengo invitar reaccionar a un cantante chilena. Cuya visito un reality de cantantes en España. Él se llama Camila Gallardo. Te dejo el link del video. Benden bir iste, Fabian Serot istemiş. Ben de ona cevap vermişim. O da 17. ve 20. dakika işte selamlar demiş. 17. ve 22. dakikalar arasında bakarsanız sevinirim demiş. İki tane parçası var. Bakalım. İstekleri kırmıyoruz. Şili'ye selamlar buradan. 17. Buyurun. Genç bir şarkıcı arkadaşlar. Güzel bir keşif olabilir bizim için. Es que hoy estoy cansada. Şu vibrato çok tatlı değil mi ya? Bak. İzleyelim. Es que hoy estoy cansada. Bizde pek kullanılmıyor bu vibrato. Yani Türk müziğinde pek kullanılanı görmezsiniz. O burada var. Es que hoy estoy cansada. Es que hoy me siento débil. ¿Dónde puedo encontrar? Ne kadar farklı değil mi? Ben böyle ne zaman görsem sanki dans edecek gibiler ya. Yani vücut, vücut biçimleri, vücut ve söyleme dansla çok alakalı bence. Yani bir Sertab Erener'i incelerken mesela farklı böyle bir o orkestranın kemanlarının dalgalanmasını vücudunda ritim aldığını görüyoruz. Burada da sanki sanki hemen başka bir ruh hali eğilecekmiş gibi daha farklı bir dans biçimini hissediyorsunuz değil mi? O flamenco ruhu mu geliyor acaba? Daha farklı bir hareket. Bakın öne eğilişi de farklı. Bakın. Bak. ¿Dónde puedo encontrar? Farklı. Yani ifade biçimlerimiz farklı. Ve ifade biçimlerimiz aslında şarkı söyleme şeyimiz, şarkı söyleme şeklimizi oluşturuyor. Dansımız, konuşma biçimimiz bu böyle bölgesel olarak da değişiklik gösteriyor. Herkes farklı şekilde ifade ediyor çünkü kendini. Biz Türk insanları farklı ifade ediyoruz. Ya biz zeybek oynarken şöyle olmuyoruz. Evalarında guruda meşe. Bu olmuyor musunuz yani? Sobalarında guruda meşe. Olmuyor yani. Hani, ya değil mi? Burada da böyle bir esavalena boy. Farklı bir şey var. Fuerzas para lo que viene. Y tus brazos me recogen. En silencio me... Bakın mesela şu Mon Laferte'de de vardı o değil mi? Brazos me recogen. En silencio. Tam ifadeyi verebilmek için biraz daha acıtıp kirletme sesi. Çok ilginç de bir kirletme ayrıca. Bakın kırma gibi yani. Sesi kırıyorlar. Kırılıyor ses bakın. En silencio. Çok acayip göğse düşüyor ses ya. Çok ilginç. Bizim, bizim şarkıcılardan Bülent Ersoy'un yaptığı şeylere benziyor mesela şu. Bakın. Vardır ya bizde. İşte ne bileyim. Özdürüz beni. Onu o tarzı andırıyor. Tabii çok farklı şekilde. Şimdi bugün neden bahsettik? Fotoğraf vermeyi bilen şarkıcı. Yani saçlarını yana doğru atmış. İşte küpe buradan bariz gösteriyor kendini. Yani bu bir tesadüf mü karşınızdaki şey? Hayır tabii ki. En güzel görüneceği şekli seçmiş. En çekici gözükeceği şekli seçmiş şarkı söylerken. Bir şarkıcının kaçınılmaz olmazsa olmazı diyorum ya bu yani. Başka bir türlü nasıl izleyeceksiniz? Ya saçları da tamamen sağını kapatmış falan. Yani bu şarkının, şarkıcının özü şu anda
lütfen saçlarıma bakar mısınız ya ne güzel diye size öneriyor. Önerilenler de çıkıyor. Bir de tabii ojeler. Ya sizi gösterdiği şeyler bunlar. Kendi gösteriyor zaten. Hafif bir detone var değil mi? Tam istediği şekilde giremedi. Arıyor şu anda. Dizlerin açılması öyle kolay olmaz çünkü. Çünkü bu geldiği yerde bir 18 dakika falan sohbet ediyorlar önce gelen. Bulunduğu böyle bir eve falan geliyorlar. Pat diye ısınmıyor ses işte. İstediği yeri tamamen bulamamış. Zaten bir boğazını da temizlemeye çalışıyor. Bakın şimdi. Yutkundu. Şimdi aradığını buldu. Yeah! Bir şey daha dikkat çekeceğim size. Niye sanatçılar dişlerini yaptırırlar? Değil mi? Hani böyle biraz ünlü oldu mu tık dişler yapılır böyle. Pırıl pırıl ve bembeyaz. Ya bu sadece şarkıcılar için değil, televizyondaki spikerler için. Çünkü insanlar buna bakıyorlar ve o da size gösteriyor. Ve tabii ağız açıklığı çok iyi. Bunları kaçınılmaz göreceğiniz için de her şey tertemiz yapılmış. Müthiş. Çok tatlı bir kafa sesi. Crescendo işte dediğiniz şey bu. O iniş işte tipik artık o şarkıcılarda var. Mon Laferte'de en çok gördüğüm şeydi bu. Bakın. Bak. Çok iyi ya. Tizler geliyor, nefesini aldı zaten. Bayağı göğüs sesiyle. Geliyor, 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 geliyor. Diyaframa destek. Elin hareketleri. Öne doğru bir eğildi gördüğünüz gibi. Bir kastı. Şu bu bölge iyice kasıldı. Bayağı nefes işi bundan sonrası. Ve gayet de kuvvetli söylüyor şarkıyı. Yeter onu görmek istiyoruz. Aa saçlarını niye gösteriyormuş? Beline kadarmış çünkü. Bir özelliği var abi yani. Bilerek gösteriyormuş. Zaman zaman kirleterek zaman zaman parıl parıl ses tutuyor. Fahsetti onun tatlılığı yaktı bizi. Ya? Çok etkileyici. Lezzetli. Herkes de bir acı. Kirlete kirlete gidiyor hard rock. İyice artık kullanabilmek için ayağını falan kaldırmaya başladı ki daha fazla kuvvet gerekiyor nefes için. Nefesi daha fazla göndermesi gerekiyor ve vücudunu kullanıyor. Bir de önden çekelermiş. Çok iyi. Kafa sesi arkadaşlar bu. Mükemmel bir kafa sesi örneği bir kadında. Ha, tam öne eğilmiş. Dil kökü yatmış dil aşağıda. Ve tavana. Ve mix yani. Belt sesi. Geriye doğru yatmasının avantajı gırtlağını daha fazla o gırtlaktaki kasmayı çok daha iyi duyurması. Bakın. Bunu arkaya doğru attıkça daha kolay yapıyorsunuz. Bunun çok başarılı bir şarkı değil mi? Bir sürü becerisini, hünerini sergiliyor size. Nihayet yüzünü açtı.
abi. İnatla şey var yani, o sağ tarafı kapatacak. Abi Lara Fabian'ı andırıyor stili. Gene o bacak atarak tiz ses çıkarma. Bakın. Ve elinde tam sıkarak, bakın, müthiş. Gördünüz değil mi eli? Yazık. Çok iyi, çok iyi. Yani evet. Saçından gözükmeyen şarkıcı. Camille Gallardo gerçekten ilginç. Lütfen şu saçını aç da görelim seni ya. Evet. Yok abi. Sağ tarafını hiçbir zaman göremeyeceğiz. Peki. Gönderen herkese teşekkürler. Şili'ye sevgi selamlar. Peki.